Şimdi aslında her iki sayın konuğuma da sormak isterim. İzleyicilerimiz de yazıyorlar. Bir izleyicimiz mesela diyor ki Mersin Erdemli Kız Kalesi'nde bir ilköğretim okulunda birinci sınıf 33 öğrencinin 5 tanesi Türk, gerisi Suriyeli diyor. Biraz da bizim çocuklarımızdan farklılar da korkuyoruz başlarına bir kaza bela gelmeden dönebilsinler diye. Şimdi Sayın Oğan'ın da ortaya koyduğu bir nokta vardı. O da diyor ki hastanelerde biraz farklı Biraz mı? Türk vatandaşına, ben biraz yumuşattım efendim, Şimdi Türk şöyle. vatandaşına ve Suriyeli'ye farklı bir yaklaşım var. Şimdi %84'lük de bir geri gitsinler diyen bir kesim de var. Bir oy hesabı da yapılıyor. Şimdi böyle baktığımızda Suriyeliler üzerinde bir oy hesabı yapılıyorsa göndereceğiz diyen mi kazanır, göndermeyeceğiz diyen mi? Valla bana soruyorsanız Buyurun önce siz, daha sonra bana Sayın Demir'e soruyorsanız dönelim. söyleyeyim. Birincisi bu oy hesabı ancak ne kadar insanın vatandaş yapıldığını bilirsek anlamlı kazanır. Yani şu an hükümet devlet sırrı gibi saklıyor. Bir rakam söylüyor ama o rakamın sahadaki karşılığı öyle değil. Önce oturum izni gerekiyor zaten sanırım, değil mi? 1,5 milyon oturum izni var ama değil. Oy kullanmak için vatandaş olmak lazım. Evet, Oturum yani izni değil. onların geçtiğini düşünelim. Şimdi işte bilmiyoruz. Yani kimisi 1 milyon insan vatandaş oldu diyor. Bilemiyoruz onu. Yani devlet Hiç bunu sır kaldı, gibi evet. saklıyor. İşte 200 bin diyor, 150 bin diyor falan ama eşyanın tabiatına aykırı. Yani çevrenizde yani 90 milyonluk bir ülkede 200 bine rastlayamazsınız bile. Çünkü dağınık haldeler. Oysa rastlıyorsunuz, her yerde rastlıyorsunuz. O sebeple mantık yürüterek söylüyorum tamamen. Yani ben bilimsel verilerle konuşan bir adamım. Ama bu konuda bilimsel verilerle konuşamıyorum. Tamamen gözleme dayalı konuşuyorum. Ve hükümetin açıkladığı işte 153 bin, yok ne bileyim 200 bin, bu rakamların ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Nasıl ki şimdiye kadar bize Suriyelilerin 3,7 milyon olduğu yalanını söyleyip daha sonra 1,5 milyona yakın da oturum verdiğimiz var, o bu rakama dahil değil dedikleri gibi. Nasıl orada yalan konuştularsa ben burada da güvenemiyorum. Yalan konuştuklarını düşünüyorum. Saha gözlemim de böyle. Ama vatandaşa bakarsak, yani Sayın Sencer'in açıkladığı anket sonucu da bunu doğruluyor. Vatandaşa bakarsak vatandaş Suriyelilerin geri dönmesi gerektiğini düşünüyor. Eğer seçim bunun üzerinden yapılacaksa, eğer iktidar geri gönderilmesin diye bir seçim stratejisi kuracaksa, muhalefet de geri gönderilsin diye bir seçim stratejisi koyacaksa, halk bir Suriyeliler geri gitsin diyenleri seçer, iki bunun karşısında duranları da gönderir halk, söyleyeyim. Yani sanırım vatandaşın arasında bu konularla ilgili hiç nabız yoklamamışlar. Öyle anlaşılıyor. Ya Aslında da çok yakından takip ediyorlardı araştırmaları siyasi partiler. vallahi yani mesela Sayın Erdoğan'ın bunun üzerine bir geçenki konuşmasında bunun üzerine bir seçim stratejisi inşa etmesinin ben çok yani böyle oy hesabını milimetrik yapan AK Parti için son derece şaşırtıcı buldum. Çünkü halk gitsin diyorlar artık. Yani AK Parti seçmeni de gitsin diyor. MHP seçmeni de gitsin diyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de gitsin diyor. İyi Bir Parti tek de çok yüksek evet, bir sanırım, tek %100'e HDP'de çok yakın. düşük. HDP gitmesin diyor. Evet. Onun da sebebini biraz önce açıkladım. Çünkü orada PKK İstan kurulacak. PKK İstan'ın kurulması için buradaki giderse oradaki rahatsız olur. Çünkü oradaki buradakinin oradaki evine konmuş. Yani Tel Abyad'daki Türkmen'in Tel Abyad'daki Arap'ın evi şu an PKK'lılar tarafından işgal edilmiş. Kerkük'te yaptıkları gibi, diğer Musul'da yaptıkları gibi. Bir tek onlar gitmesin diyor. Abdullah Bey, sebebini Siyasi ben size olarak söyleyeyim kullanılmaz. mi? Bunun sebebini tüm samimiyetimden söyleyeyim mi? Buyurun. Bunun sebebi hükümetin ve bu konuda sizin gibi çalışan dernek ve vakıfların bir geri dönüş stratejisini ortaya koymamasından kaynaklanıyor. Çok samimiyetimle söylüyorum. Eğer Türk milletine bir geri dönüş stratejisi konsa önüne dense ki şöyle bir planlama yaptık ve bu plan dahilinde şu şekilde güvenli dönüşü sağlanacak dense
Türk milleti buna 11 sene, 12 sene bağrına basmış. O strateji içerisinde de bağrına basar. Evet. Ama her konuşan asla göndermeyeceğiz diyor. Ya arkadaş, kime sordun göndermiyorsun? Bu ülkede yaşayan bana sordun mu? Vatandaşa sordun mu? Bugün Türkiye, Türk milleti inim inim inliyor. Zamdan, pahalılıktan. Bunun bir sebebi de kimse kusura bakmasın. 80 milyar dolar para. 80 milyar dolar az mı? Biz 10 milyar dolar için bu hükümet gitti. PKK'nın ve FETÖ'nün finansörü, 15 Temmuz darbesinin finansörü Birleşik Arap Emirlikleri'nin elini sıktı. 10 milyar dolar için. O da borç. Ha, demek ki samimiyetimle söylüyorum. Bir geri dönüş stratejisi ortaya konursa herkesin ortak istişaresiyle hiç böyle bu tür tepkiler de olmaz. Gayet makul, mantıklı bir şekilde de bu iş rayına biner. Ha, bilmiyorlarsa ben onlar için geri dönüş stratejisini makul insan hakları çerçevesinde ve bütün uluslararası hukuk normları içerisinde hazırlamaya da yani var da teslim etmeye de hazırım. Peki Sayın Oğan, ama Sinan Bey, Demir, siz de bana bu açıdan katılıyorsunuz. Yani muhtemelen ben bu söylemlerin ırkçı boyutlara ulaştığında buradaki yaşayan Suriyelilerin zor durumda kaldığı bir gerçeği de var. İşte yani, siz geri dönüşten bahsetmediğiniz için Abdullah Bey. Bakın biz konuşuyoruz. Biz geri dönüşümü de konuşuyoruz. Geri dönüşle ilgili olarak planlamalardan da bahsediyoruz. Biz burada geçici statüsünün kaldırılmasına ilişkin de şey konuşuyoruz. Bu savaşı bitirecekseniz bitirebilmek için çalışmalar yapılması gerektiğini de konuşuyoruz. Eğer savaşı bitiremeyecekseniz bu insanların geçicilik statülerinin de bir yere kadar olabileceğini de konuşuyoruz. Bunların hepsi ortaya şu ana kadar bu konuları uzun süredir tartışıyoruz. TÜRKSAM olarak da üzerinde ciddi çalışma yapıyoruz bunun. Şu ana kadar bu konunun paydaşlarının ortaya bir, bu arada muhalefette de yok bu, onu da söyleyeyim. Bir geri dönüş stratejisi ortaya konmuş değil. Türkiye'de bu konudaki tepkilerin azalmasının ve makul bir çerçevede her kesimin bir araya gelmesinin bir tek yolu var. Geri dönüş stratejisi. Koyun ortaya, herkes makulde birleşsin ve insanlar da bilsin. Yani göndereceğiz, göndermeyeceğiz. Bu bir çözüm değil. Ya bu bir çözüm değil. Makul çözüm, göndermeyeceğiz. Bunun söylenmesine de karşıyız. Nedir bu da? Siz Avrupa'ya mesaj vermeye çalışırken burada durumu farklı bir boyuta sokuyorsunuz. İşte diyorum ya, hep yıldan yıla bakış açısı değişti Suriyelilere. Bu tür söylemlerin çok büyük etkisi oldu. 40 milyar doların da harcanan 40 milyar doların da şöyle bakıldığında Avrupa Birliği'nin fonlarının bir kısmı Avrupa Birliği fonları var. Halen de gelmeye devam ediyor. Hayır, hayır. Avrupa Birliği'nin şu ana kadar ödediği toplam para 6.350 milyar euro. Birleşmiş Milletler'den gelen 500 milyon dolar. 40 milyar lire, 6 milyar euro tamamı, lire. Tamamı değil tabii ki. 40 milyar doların tamamı çok, olduğunu evet, söylemedim. Çok küçük bir kısmı sanırım. Ama söylemiş olmalı. Yani dolayısıyla şu tez doğru değil. Canım, harcıyoruz ama Avrupalılar harcıyor. Bu tez doğru değil. Yok, evet. Bizde her şey rakamla, net. Şimdi Abdullah bu, Bey evet, gibi arkadaşlarla bu konuyu tartışabiliriz. Makul, yani ben hakikaten memnun oldum. Hı-hı. Çünkü genel konuştuklarımızda, yani bizim söylemimizi dinlemeden vay ırkçı, vay bilmem ne. Ya arkadaş, makulde bir araya gelebiliriz. Bu herkesin sorunu. O yüzden ben Abdullah Bey'in bugünkü yaklaşımını çok makul buldum. Ben de teşekkür ederim.